MÜSEK akşam toplantılarımızın bu hafta konusu onkoloji. Konukların onkolojiden iki değerli hocamız, İbrahim Barış da hocamız sunumun moderatörlüğünü yapacak. Sunumu da Serkan Hoca yapacak. Ben sözü çok uzatmadan İbrahim abiye bırakayım. Teşekkürler abi bu arada davette kabul ettiğiniz için. Serkan'a da, İbrahim abiye de. Buyurun abi. Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum herkese. Hacettepe Tıp Fakültesi İç Hastalıkları'nın mezuniyet sonrası eğitim kursları çok uzun süreli olan bir geleneği zaten ama bu sene tabii pandemi nedeniyle web üzerinden bu toplantılar yapılmaya başlandı. Bu akşamki konuğumuz Doktor Serkan Akın olacak bize konuşma yapacak olan. Bize otolog kök hücre transplantasyonunu anlatacak. Hacettepe'nin esasında bu konuda çok deneyimi var. İlk olarak 1978-79'da Korkut Özerkan Hoca allojeneik olarak transplantasyona başlamıştı. Daha sonradan hematolojideki arkadaşlarımız devam etti. Biz onkoloji grubu olarak işte 1999-2000 gibi Yener Koç'la yaklaşık bir 5 sene kadar, daha sonra bir 10 yıl kadar 2004-2005'ten itibaren Evren Özdemir Hoca'yla ve son dönemde de şu anda konuşmacımız olan Serkan Hoca ile birlikte bu transplantasyona hani grup olarak hani bir gönül verdik. Esasında transplantasyon işi çok fedakarlık isteyen bir iş. Serkan Hoca'yı dinlerken sorularınızı isterseniz yazabilirsiniz veya sonda da sorabilirsiniz. Serkan Hocam buyurun. Ben de herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu tür eğitici organizasyonlar yaptığı için başta her iki Ömer abi olmak üzere, Nimine abla olmak üzere derneğimize çok teşekkür ediyorum. Slaytlarımı paylaşıyorum. Pardon. Evet, ben de bugün sizlere otolog kök hücre transplantasyonundan bahsedeceğim. Aslında kök hücre transplantasyonu, kök hücre nakli, kemik iliği transplantasyonu ya da kemik iliği nakli hepsi aynı şey. Hematopoietik kök hücre naklini esas olarak iki başlıkta topluyoruz. Allojeneik kök hücre nakli ve otolog kök hücre nakli. Biz bugün otolog kök hücre naklinden bahsedeceğiz. Sunumda geçeceği için başlangıçta önce bazı kelimeleri açıklamak istedim. Kemik iliğinden kök hücrelerin periferik kana geçişine mobilizasyon diyoruz. Periferik kandaki ya da kemik iliğindeki kök hücrelerin toplanma işlemine harvest ya da koleksiyon diyebiliyoruz. Bunu periferik kandan aferez yoluyla yapıyoruz. Topladığımız kök hücrelerin dondurma ve saklama işlemine kriyoprezervasyon adını veriyoruz. Hazırlama rejimi dediğimiz şey kullandığımız yüksek doz kemoterapi. Kemik iliğine oturan kök hücrelerin yavaş yavaş üretime başlayıp periferik kan tablosunun yavaş yavaş düzelmesine ise engrafman adını veriyoruz. Şimdi bu şekilde bir hematopoyezi görüyorsunuz. Normal bir hematopoyezi görüyorsunuz. Kırmızı çizginin altındaki gördüğümüz hücreler periferik kanda görebildiğimiz hücreler. Bunlar bir ordu gibi. Eritrositleri bir askerlere benzetecek olursak, işte keskin nişancılar, natural killer hücreleri ya da uzman çavuşlar, nötrofiller diyebiliriz. Bu ordunun eğitim aldığı bir de akademi var. Aslında iki tane akademi var ama ilk eğitim aldıkları akademi kemik iliği akademisi. Orada yetişiyorlar. Kemik iliğini de bir okula benzetebiliriz. Okulda ana sınıfından üniversiteye kadar değişik sınıflar var. Kök hücre ise ana sınıf öğrencileri gibi düşünün. Yani bizde, yani biz bu nakilde bu ana sınıf öğrencilerini alıyoruz ve bunları yetiştiriyoruz gibi düşünebilirsiniz. Kısaca kök hücre naklinin tarihçesinden bahsetmek gerekirse ilk olarak Donald Thomas 1957'de yayınladığı, Necim de yayınladığı bu makalede 6 hastaya kök hücre nakli yapmış. Hepsi alojenik, 3 tanesi hızlı bir şekilde kaybedilmiş hastalardan. Tabii bunun sonradan graft versus host hastalığı olduğu sonradan anlaşılıyor.
Burada Donald Thomas'ı da bir analım. Ancak şimdi bu akşamki konumuz otolog kök hücre transplantasyonuydu. Otolog kök hücre transplantasyonu, yani hastalara yüksek doz kemoterapi ile beraber hastaların tekrardan canlanıp dirilmeleri için kök hücre verilmesine otolog kök hücre transplantasyonu diyoruz. Yani buradaki esas bizim yapmak istediğimiz şey hastaya yüksek dozda kemoterapi verebilmek. Örneğin lenfomada, testis kanserinde, nöroblastom gibi bazı kanserlerde bu otolog kök hücre transplantasyonu ya da yüksek doz kemoterapi küratif olabiliyor. Miyelomda da sağ kalımı uzattığını biliyoruz. Peki otolog kök hücre transplantasyonunu biz niye yapıyoruz? Çünkü kemoterapi bildiğimiz gibi belli yan etkilerle kanser hücrelerini öldürüyor. Sınırlı yan etkilerle kanser hücrelerini öldürüyor. Daha fazla kemoterapiyle daha fazla yan etki oluşturarak daha fazla kanser hücresini öldürüyoruz. Yani buradaki amacımız daha fazla kemoterapi verebilmek hastaya. Peki tüm kanserli hastalara otolog kök hücre nakli yapıyor muyuz? Hayır, yapmıyoruz. Hastalığı kontrol altına aldığımızda kemosensitif hastalığı olan, özellikle kemosensitif hastalığı olan, tolere edebilecek ve endikasyonu bulunan hastalara otolog kök hücre nakli yapıyoruz. Endikasyonların da başında multiple myelom, hem non-Hodgkin hem Hodgkin lenfomalar nüks durumunda, relaps refrakter germ hücreli tümörler, bazı sarkomlar, medulloblastom, nöroblastom gibi nadir görülen hastalıklar dışında, malign olmayan MS gibi, skleroderma gibi hastalıklarda da otolog kök hücre nakli artık yavaş yavaş önerilebiliyor. Peki bu endikasyonları koyduğumuz hastada ne zaman yapıyoruz kök hücre naklini? Hastalara öncelikle bir 2-3 kür kurtarma dediğimiz salvage tedaviden veriyoruz. Salvage tedaviyle yanıt olan hastalarda yanıtlı bir şekilde kök hücre nakline götürüyoruz. Ancak bazı hastalarda gene de salvage rejime de yanıt alamayabiliyoruz. Bu hastalarda da refrakter olarak gene bazı lenfomalarda refrakter olarak da kök hücre nakline götürdüğümüz olabiliyor. Şimdi bir defa hücreleri toplamamız için bir aferez ünitesine ihtiyacımız var. Hücreleri dondurmak için kriyoprezervasyon ünitesine ihtiyacımız var. Bunların dışında aslında MD Anderson'da nakillerin çoğunu, otolog kök hücre nakillerinin çoğunu ayaktan yapıyorlar. %50'den fazlasını ayaktan yapıyorlar. Yüksek doz kemoterapiyi ayaktan veriyorlar. Kök hücreleri ayaktan veriyorlar. Ancak bir komplikasyon olduğunda hastaları yatırıyorlar. Ancak Türkiye'de geri ödeme koşulları ve hastaların özel durumları sebebiyle biz hastaları genelde, yani genelde değil tamamen transplantasyon servisine yatırarak yapıyoruz. 94A kit servisinde hematolojiyle beraber bu nakilleri yapıyoruz. Nakil sonrasında hastaları poliklinikte uzunca süre takip ediyoruz. Şimdi esas en can alıcı soruya gelirsek, bu otolog kök hücre naklini nasıl yapıyoruz? Şimdi bir defa öncelikle hastaları bir transplanttan önce değerlendiriyoruz. Aday hastaları bir değerlendirmemiz gerekiyor. Sonrasında mobilizasyon aşaması var. Daha sonra hücreleri topluyoruz, koleksiyon aşaması var. Sonra hücreleri infüze edeceğimiz sıfırıncı günden sayılı günler öncesinde hastalara yüksek doz kemoterapi, yani hazırlama rejimi başlıyoruz. Bu hastalıktan hastalığa değişiyor tabii hazırlama rejimi. Sıfırıncı günde kök hücreleri verdikten sonra yavaş yavaş kan değerlerinin yükselmesine engrafman diyorduk. Bu engrafman 30 günü bulabiliyor, engrafman süreci. Engrafmandan sonra bazı fırsatçı enfeksiyonlar karşımıza çıkabiliyor ilk 100 gün içerisinde. 100 günden sonra da örneğin miyelom hastalığı için idame tedavi başlıyoruz. 6. ayda aşılama başlayabiliyoruz. Ve bu hastaları ömür boyu takip ediyoruz. Çünkü hastalara yüksek dozlarda kemoterapi verdik ve ikinci malignite olasılığı için bu hastaları uzun süre takip ediyoruz. Ömür boyu takip ediyoruz.
Şimdi bu basamaklara kısaca teker teker bakacak olursak, adayları çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Çok iyi seçmek gerekiyor. Örneğin transplant adayının daha önce pelvik ya da vertebral radyoterapi alıp almadığına bakmak gerekiyor. Böyle bir durumda mesela mobilizasyon yetmezliğiyle karşılaşabiliyoruz. Onun için önceden önlem almak gerekiyor. Hastaları kalp yönünden en azından en basit tetkik olan ECHO ile bir değerlendirmek gerekiyor. Bazal bir solunum fonksiyon testlerini değerlendirmek gerek. Geçirilmiş enfeksiyonlar bir kontraindikasyon oluşturmuyor aslında. Ancak hastanın aktif bir enfeksiyonu varsa nakil birkaç hafta ya da bu enfeksiyon rezolü olana kadar nakili ertelemek daha mantıklı. Hastaların sosyal desteği çok önemli. Örneğin sosyal desteği olmayan bir hastaya nakil düşünülemez. Bunun dışında üreme çağındaki hastalarda fertilite korumak çok önemli. Örneğin bazı hastalar için birkaç ay beklenebiliyor bu ovum ya da sperm prezervasyonu için. Şimdi otolog kök hücre naklinde hastanın kendi hücrelerini kullanıyoruz. Bu kendi hücreleri ya kemik iliğinden ya da periferik kandan elde edebiliriz. Kemik iliğinden elde edeceksek bunu ameliyathane şartlarında genel anestezi vererek pelvik kemikten alıyoruz. Periferik kandan elde edeceksek bu kök hücreleri hastalara genel olarak GCSF ile işte granülosit stimüle edici faktörle mobilize ediyoruz ve sonrasında da aferezle hücrelerini topluyoruz. Şimdi aslında mobilizasyonun tanımını yapmıştık kısaca. Bu bahsettiğimiz kök hücreler kemik iliğinde daha çok niş dediğimiz böyle birazcık daha gizli bir bölmelerde bulunuyor kök hücreler. Buradan kök hücreleri periferik kana çıkarmamız gerekiyor. Bunun için en sık olarak kullandığımız rejim yüksek doz GCSF. Normalde verdiğimiz dozun iki katı kadar GCSF veriyoruz hastalara. GCSF ile mobilize olamayacak hastalara piyasa ismi Mozobil olan, Plerixafor içeren, CXCR4 inhibitörü olan ilacı veriyoruz. Bir de bazı hastalarda, bu özellikle biraz hastalık yükü olan hastaları düşünebiliriz. Bu hastalarda ne kadar çok dalarsak o kadar iyi çıkarız mantığıyla öncesinde kemoterapi verip sonra hemen GCSF başlıyoruz ve hastaların lökosit sayıları yükselmeye başladığında hücrelerini topluyoruz. Esas işi yapan yüksek doz kemoterapi demiştik. Yani buna hazırlama rejimi ya da conditioning rejim diyebiliyoruz. Örneğin miyelomda melfalanı tercih ediyoruz. Yüksek doz melfalanı tercih ediyoruz. Hodgkin ya da non-Hodgkin lenfomalarda BIM rejimini tercih ediyoruz. Testis kanserlerinde ve bazı sarkomlarda karboplatin etoposit. Gene bazı miyelomlarda ve sarkomlarda busulfan melfalanı hazırlama rejimi olarak otolog kök hücre naklinde kullanabiliyoruz. Hazırlama rejiminden sonra sıfırıncı gün hastaya kök hücrelerini veriyoruz. Bu kök hücreleri vermeden önce mutlaka parasetamol, antihistaminik ve steroidle hastaları premedike etmemiz gerekiyor. Kök hücreleri verirken periferik yolu değil, santral yolu kullanmamız gerekiyor. Bu hücreleri dondururken kullandığımız işte dimetil sülfat, sülfüroksit, DMSO dediğimiz kısaca bu infüzyon esnasında tekrardan ortaya çıkıyor. Ve bir sarımsak kokusu yayıyor. Ciddi bulantı kusma yapabiliyor bazı hastalarda. Bradikardi, anafilaksi ve nöbete neden olabiliyor. Bu DMSO toksisitesinden dolayı kaybedilen hastalar bile olabilir. Şimdi alojenik nakile kıyasla
Otolog nakilde, otolog kök hücre naklinde komplikasyonlar çok düşük. Mortalite örneğin %5'in de altında. Genel olarak gördüğümüz komplikasyonlar kemoterapi yan etkileri, enfeksiyon ve engrafman sendromunu sayabiliriz. Verdiğimiz kemoterapileri az önce sıralamıştık. O kemoterapilerin başlıca yan etkilerine bakacak olursak, miyelomda, özellikle miyelomda kullandığımız melphalan ciddi mukozit yapabilecek bir ajan. Mukozit dışında pulmoner toksite de yapabiliyor. Lenfomalarda kullandığımız karnostin çok ciddi baş ağrısı yapabiliyor verildiği gün. Pulmoner toksite yapabiliyor ve nöbet eşiğine düşürebiliyor. Dolayısıyla karnostin verilen hastalara mutlaka antiepileptik profilaksi de önerilebilir. ARASI de bildiğimiz üzere serebeller toksite yapıyor. ARASI vermeden önce mutlaka serebeller muayene yapıyoruz hastalara. Etopozitle hipotansiyon görülebiliyor. Etopozit verilirken hipotansiyon geliştiyse daha yavaş infüzyonla 6-8 saate yayarak vermek gerekiyor. Karboplatinin nefrotoksite ve ototoksitesi çok belirgin oluyor. Busulfanda da karaciğer toksitesi çok belirgin. Aynı şekilde busulfanda da nöbet eşiği azaldığı için mutlaka antiepileptik profilaksi öneriliyor. Şimdi daha çok melphalanla dedik mukozit ama bütün kök hücre nakillerinde mukozit görülebiliyor aslında, görülüyor. Melphalanda özellikle ama melphalan infüzyonundan 2-3 saat öncesinden 2-3 saat sonrasına kadar hastalara buz yediriyoruz. Buna kriyoterapi diyoruz. Burada vazokonstriksiyon mekanizmasından faydalanıyoruz. Hastalarda mukozit gelişmesin diye mutlaka sodyum bikarbonatla gargara öneriyoruz hastalara. Bunu hatta 6x1, 8x1 yapabiliriz. Mukozit geliştikten sonra ise ağrıyı kontrol altına almak önemli. Burada mutlaka morfin gereksinimi oluyor hastaların. Bunun dışında glutamin, sukralfat ve proton pompa inhibitörleri de mukozitte faydalı olabiliyor. Şimdi yüksek doz kemoterapi yüksek emetojenik riske sahip. Dolayısıyla bunu önceden önlemek çok önemli. Profilakside klasik standart kullandığımız setron grubu ilaçları kullanıyoruz. Onun dışında steroid verebiliriz hastalara. Mutlaka ement uyguluyoruz hastalara. Bulantı kusması olan hastalarda mutlaka hipovolemiye dikkat etmek gerekiyor. Dirençli bulantı kusması varsa da olanzapin ve lorazepam da tercih edebiliyoruz. Gene kök hücre naklinin erken komplikasyonlarından diyare. Diyare de çoğu hastada gelişiyor gene. Öncelikle enfeksiyöz bir etiyolojiyi ekarte etmek gerekiyor. Mutlaka hastalardan Clostridium difficile göndermek gerekiyor. Ancak verdiğimiz kemoterapiler kendisi de diyare yapabiliyor. Bunun dışında enfeksiyon nedeniyle hastalara verdiğimiz antibiyotikler de diyareye neden olabiliyor. Bir defa hastalarda enfeksiyon dışında bir ishal saptadığımızda Lopermit, Lomotil kullanabiliyoruz. Daha dirençli vakalarda Sandostatin de kullanabiliriz diyare için. Şimdi bir defa nötropenik ateş de otoluk kök hücre naklinde olmazsa olmazlardan bir tanesi. Olmazsa olmaz bir komplikasyon. Ancak bu hastalarda bu enfeksiyonun şiddetini ya da yani enfeksiyonun sıklığını birazcık azaltmak için enfeksiyon profilaksisi öneriyoruz hastalara. Mutlaka antibakteriyel olarak levofloksasin hastaların engrafmanına kadar kullanmalarını istiyoruz. Flukanazol gene engrafmana kadar öneriyoruz. Antiviral profilaksi ise daha uzun, 6-12 ay önerebiliyoruz. Antiviral profilaksi de valasiklovir ve asiklovir kullanıyoruz. Hastalara hepatit B profilaksi verilmesi gerekiyorsa entecavir öneriyoruz genelde. Bunu da en az bir 6 ay kadar kullanmalarını istiyoruz. PCP profilaksi için Bactrim kullanıyoruz. Bactrim alerjisi olanlarda Dapsone kullanılabilir. Tüberküloz profilaksisinde ise izoniazid 300 mg dozunda 3-6 ay kadar kullanıyoruz. Şimdi ateş demişken nakil sonrası başka bir ateş nedeni engrafman sendromu. Engrafman sendromunda ateş dışında döküntü, pulmoner ödem görülebiliyor. Bunların dışında karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında bozukluk ve kilo alımı olabiliyor. Geçici ensefalopati de engrafman sendromuna eşlik edebiliyor.
Hastaların %10-70'inde görülebiliyor. Aslında sık bayağı engrafman sendromu. Yani nötrofil sayıları düzelirken, nötrofil sayıları biraz yükselirken buna eşlik eden sitokin stormuna bağlı kapiler kaçış sendromuna engrafman sendromu diyoruz aslında. Engrafmanın ilk 4 gününde oluyor genellikle bu. Hastalarda hafif bir semptom varsa, ateş varsa ateşe yönelik bir semptomatik tedavi yapıyoruz. Ancak pulmoner tutulum varsa mutlaka steroid vermek gerekiyor hastalara. Ve steroidle ateşleri hemen düşüyor hastanın. Solunum sıkıntıları azalabiliyor. Ben şimdi kısaca iki olgu sunmak istiyorum. Birinci olgum 22 yaşında erkek. Bu olgumuz Mart 2020'de ürolojiye başvuruyor. Paraortik 6 santimetrelik bir lenfadenopatisi var ve sol testiste bir şişliği şikayetiyle başvuruyor. Hastaya acil bir şekilde sol inguinal radikal orşektomi yapılıyor. Patoloji aslında intratübüler gen hücreli neoplazi alanlara çıkıyor ama paraortik lenfadenopatisi de var. Postop hastaya 3 kür BEP kemoterapisi veriliyor. Daha sonra BEP kemoterapisi bittikten bir ay kadar sonra da hastayı retroperitoneal lenf nod diseksiyonu amacıyla hastayı operasyon alıyorlar. Ancak operasyon çok başarılı geçmiyor. Ve hastaya postop radyoterapi öneriliyor. Hasta bir 15 gün kadar postop radyoterapi alıyor. Ancak bundan 2 ay sonra, hatta radyoterapiden 1 ay kadar sonra hasta ciddi karın ağrısı ve peritoneal karsinomatozis tablosunda tekrardan ürolojiye başvuruyor. Üroloji de sonrasında hastayı bize gönderiyor, medikal onkolojiye gönderiyor. Medikal onkolojide hastaya tip kemoterapisi başlanıyor ve burada grafikte gördüğünüz gibi şu 570 seviyelerindeyken BTCG tip kemoterapisi başlanıyor. Aslında önce bir yükseliyor. Daha sonra düşme trendine giriyor. Ve daha sonra da tip ile iyi yanıt aldıktan sonra hastaya Ocak 2021'de bu Ocak ayında karboplatin etopozitle otolog kök hücre nakli gerçekleştirdik. Ve hasta şu anda tam remisyonda, tam yanıtla hastayı takip ediyoruz. İkinci olgum 55 yaşında erkek gene. Bu hastada bir yıldır bel ağrısı şikayeti var. Ağustos 2020'de bir dış merkezde MR çekiliyor hastaya. Lomber vertebralarda kırık ve lezyonlar tespit ediliyor. O dönem bakılan hemoglobini 7, sedimentasyonunda 140 çıkıyor. Daha sonra bu kitle eksizyonu yapılıyor gene dış merkezde hastaya. Ve patoloji fibrosarkom olarak çıkıyor. Tabii tahmin edeceğiniz üzere patolojiyi tekrardan okutuyoruz ve plazmositomla uyumlu geliyor. PET'inde de multiple kemik lezyonları ve kırıkları tespit ediliyor. Protein elektroforezinde de gamma'da pikini görüyoruz hastanın. Yani bu hastaya immünoglobulin A kappa cinsi türünde miyelom tanısı koyuyoruz ve hastaya indüksiyon olarak Cyborg rejimi başlıyoruz. Ve Cyborg'la tam yanıt alıyoruz. Ama yanıtımızı biraz daha pekiştirmek amaçlı hastaya yüksek doz melphalan ve otolog kök hücre transplantasyonu yapıyoruz. Daha sonra idamel endomit başlıyoruz hastaya. Bu hasta da şu anda tam yanıtla takipte. Ben sunumumu burada noktalayacağım. Transplant eğitimimde katkısı olan, bana ön ayak olan, yol gösteren, başta İbrahim Barış Hocam, Ayşe Kars Hocam, Alev Hocam, İbrahim Güllü Hocam olmak üzere tüm onkolojideki hocalarıma teşekkür etmek istiyorum. Transplantasyon bir ekip işi. Bu ekipte aferes hemşirelerimiz var, transplant koordinatörlerimiz var ve hastalarımız var. Ben burada sunumumu noktalıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Soru ve katkı varsa alabiliriz. İbrahim Serkan Bey. Hoca'ya ben de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hem çok güzel hem de çok değerli toplu bir sunum oldu. Sorularınızı direkt Serkan Hoca'ya sorabilirsiniz. İstiyorsanız yazılı da gönderebilirsiniz ama vaktimiz olduğu için hani direkt olarak da sormayı tercih edebilirsiniz. Ben şöyle bir bakıyorum acaba yazılı soru var mı diye ama
Galiba yazılı olarak soru şu anda yok gibi. Siz gördünüz mü acaba yazılı soru? Belki soru gelene kadar ilk soruyu ben sorayım Serkan Hoca'ya. Şimdi tabii transplantasyondan sonraki en heyecanlı dönem engrafmanın oluşu. Heyecanla engrafman bekleniyor ve engrafman oluyor. Şimdi engrafmanda belki arkadaşlara söyleyebileceğimiz önce trombositler mi toparlıyor, önce nötrofiller mi toparlıyor ve bu kabaca ne kadar zaman alıyor? Hani belki onu arkadaşlara söyleyebiliriz Serkan Hocam. Evet, önce nötrofiller toparlanıyor genellikle. Nötrofil, eritrositler, hemoglobin ve daha sonra trombositler toparlanıyor. Verdiğimiz kök hücre miktarının nötrofil engrafmanına açıkçası çok bir etkisi olmuyor. 2 milyon kilo ve 2 milyon hücre verdiysek, nötrofil engrafmanının 2 milyon vermekle 5 milyon vermek arasında bir fark olmuyor. Nötrofil engrafmanını bu gerçekleştiriyor. Ancak trombosit engrafmanını birazcık geciktirebiliyor. Verdiğimiz hücre ne kadar azsa trombosit engrafmanı o kadar geç olabiliyor. O dönemde tabii yoğun olarak destekte devam Evet. ediyor. Evet. Ama gene de çok yani çok liberal bir destek vermiyoruz. Çünkü verdiğimiz her kan bize trale olarak ya da başka bir yan etkiyle dönebilir. O yüzden çok hastaları da yüklemeye çalışmıyoruz. Burada bir cutoff olarak hemoglobin 8, trombosit örneğin 10 binin altındaysa ancak vermek öneriliyor aslında. Kanaması olan her hastaya trombosit veriyoruz ancak 10 binin altındaysa trombosit değeri, o zaman mutlak trombosit süspansiyonu hastaya vermek gerekiyor. Mine'nin galiba bir sorusu var. Evet, evet. Buyurun hocam. Teşekkür ederim Serkan, ağzına sağlık. Çok uzun zamandır ben de uzak kalmışım bu konularda. Tabii şimdi kemik iliği deyince otolog, yani hatırlayamıyorum da çok. Çünkü yani yıllardır aşıyla uğraştığımı biliyorsunuz ama kemik iliği nakli sonrası aşı şemaları hiçbir şekilde benim kafamda oturmuş değildir. Yaklaşım bilmem. Herhangi bir kongrede, sempozyumda konuşulurken de genellikle hematolog ya da onkolog arkadaşlarımız bu konularda fikir beyan ederler. Nasıl bizim Hacettepe olarak özel bir yaklaşımımız var mı? Aşılama ile ilgili bir şemamız var mı? Otolog da bir nüans farkı oluyor mu? Yani aslında önerilen şey alojenikle otolog aynı şemalar öneriliyor. Biz otologta 6. ayda başlıyoruz aşılamaya. 6. ayda işte 6. ayda difteri, boğulmaca, tetanos aşılarıyla başlıyoruz. Aslında yurt dışında örneğin bu hastalara mutlaka zona aşısı da, zoster aşısı da öneriliyor. İki doz şeklinde. Burada o aşıya imkanımız yok şu aşamada. Diğer hepatit aşısı mesela örneğin tutmadıysa o aşıyı da önerebiliyoruz hastalara. Tekrar işte mesela hepatit için antikor görmek vesaire gibi bir yaklaşımımız oluyor mu? Yoksa evet, rutin bir şemayla hiç hani antikor düzeyi vesaire bakmadan rutin bir yok, şemayla devam bakıyoruz ediyor hepatit için mesela. Hepatit için antikor bakıyoruz. Diğerleri için antikor bakmıyoruz. Diğerleri için rutin şemalarımız var. Yani aşılama kartları oluşturduk. Hastaları onlardan verip o şekilde takip ediyoruz. Evet. Aşı birimiyle çok koordineli çalışıyoruz aslında. Yani sadece nakil hastaları değil, diğer hastalar için de çok faydalı oluyorlar. Yani aşı birimiyle dirsek temasımız çok iyi. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir tane yazılı bir soru geçti, demin gördüm ama o soruyu kaçırdım ben. Siz gördünüz mü acaba galiba? İbrahim abi, müsaadenizle okuyayım ben, ekranda görüyorum. Lütfen. Ben.
Otolog nakilde toplanan hücre sayısı ile Mete soruyor. Hastalığın relaps süresi arasında bir ilişki olabilir mi? Toplanan hücre sayısı ile hastalığın relaps süresi arasında bir ilişki olabilir mi diye sormuş. Çok bildiğim bir şey yok. Relapsla hücre sayısının pek bir şeyi yok. Ama bakılabilir. Yani hücre sayısı ile relaps arasında bir bağlantı yok. Bir soru daha çıktı demin. Miyeloproliferatif hastalıklarla ilgili. Onu da göremedim ben ama. Bu chat sekmesinde ben görebiliyorum. İsterseniz okuyayım abi yine. Lütfen. Yahya soruyor. Hematoloji pratiğinde miyeloproliferatif hastalıkların kemoterapi dönemlerinde G-CSF replasmanı yapılıyor. Hastalık aktif olsa bile hastalara G-CSF veriliyor. Bunun sizce bir sakıncası var mıdır? Yurt dışı pratiğinizde bu konuyla alakalı bir uygulama gördünüz mü? Demiş. Aktif dönemde, hastalığın aktif dönemde G-CSF kullanımı ile ilgili. İkinci soru olarak da nakil öncesi dönemde verilen kemoterapi sonrası gelişen nötropeni de palyatif G-CSF replasmanı öneriyor musunuz? Demiş. Sorular biraz uzun. Bir defa ekranında da görebiliyorsun. Tamam, ben görebiliyorum. Evet. Şöyle Yahya'nın birinci sorusundan başlayacak olursak aslında G-CSF'i bu kadar liberal kullanmamamız gerekiyor. Hasta nötropenik olsa bile nötropenin sebebi yani hastalık olduğundan dolayı miyeloproliferatif hastalıklar için konuşuyorum. G-CSF'i bu kadar liberal kullanmamamız gerekiyor. Önerilmiyor aslında. İkinci soruya gelecek olursak ikinci soruda nakil öncesi nötropeninde de gene G-CSF çok önermiyoruz. Yani otolog kök hücre naklinde öncesinde çok nötropeni gördüğümüz bir şey değil açıkçası. Allojenik nakilde belki öncesinde nötropeni görülebilir. Burada da gene G-CSF önermeyiz. Çünkü nötropen ise hastanın hastalığına bağlı. O yüzden G-CSF çok önermem. Muharrem'in sorusuna gelecek olursak, engrafman gecikmesi hastaların yüzde kaçında görülüyor? Yönetimi nasıl yapılıyor? Engrafman gecikmesi, yani dediğim gibi trombosit engrafmanını verdiğimiz hücre sayısı çok etkiliyor. Aslında çok sık gördüğümüz bir şey değil. %5'inde altındadır engrafman gecikmesi. Çünkü engrafmanın cut-off'u 4 haftaya kadar uzar. Yani 4 haftaya kadar engrafman olur hastaların çoğu. %5'i falan olmaz. Olmadığı durumlarda belki hastanın ek hücresi varsa onlar verilebilir. Böyle bir şey denenebilir. Ama sonunda genelde yani otolog kök hücre naklinde gördüğümüz şey engrafman olur hastalar. Esra'nın sorusunu cevaplayayım. Mobilizasyon evresinde yüksek doz G-CSF altındaki hastalarda alert olmamız gereken durumlar nelerdir? Dalak rüptürü gibi ciddi komplikasyonlar ne kadar sıklıkla meydana geliyor? Evet, G-CSF'in en ölümcül komplikasyonlarından bir tanesi dalak rüptürü. Ben hiç görmedim. Yani belki binde bir ya da yani milyonda bir falan olabilir belki. Ama tabii burada lökosit sayısı önemli. Lökosit sayısına da dikkat etmek gerekiyor. 100 bini aşarsa bu risk ciddi oranda artıyor. Onun dışında yani G-CSF verdiğimizde mutlaka hastalarda gelişebilecek en önemli yani en sık gördüğümüz yan etki trombositopeni oluyor. Trombositopeni gelişebiliyor hastalarda. Onun dışında yeni hücre oluşurken potasyum hücre içine kaydığı için hipokalemi olabiliyor. Mutlaka elektrolit takibi de yapmak gerek bu hastalarda. Ve G-CSF ciddi ağrı yapabiliyor, kemik ağrısı yapabiliyor. Kemik ağrısı için bu da yani yeni gördüğüm bir şey, klaritin öneriliyor. G-CSF falan bütün hastalara klaritin veriliyor. Klaritinle semptomlar aslında bayağı bir kontrol altına alınıyor. Ben de vermeye başladım. G-CSF falan hastalara klaritin veriyorum.
Bu da güzel bir deneyim oluyor. Canlı aşılar nakil sonrası ne zaman uygulanabiliyor? Otolog kök hücre naklinden sonra en az bir yıl biz canlı aşı önermiyoruz. Evet, başka soru yok sanırım. Dalak rüptürü son 20 yıl içinde, hani benim hatırladığım, hiç olmadı. Ben çünkü daha önceki dönemleri de, işte Yener Koç, Evren Özdemir dönemlerini falan da hatırlıyorum. Belki şansımız yaver gitti ama dalak rüptürü son 20 yılda olmadı. Serkan, ben de bir şey sorabilir miyim? Bu otolog nakli ayaktan, yani hiç yatırmadan yapıyorlar dedin ya, yani hani belli günlerde gelip kan sayımı yaptırıyor hastalar, bir şikayeti olursa mı geliyor? Mesela hastaların yüzde kaçı hiç komplike olmadan evinde yapabiliyordur? Tahmini yani. Ya onun da bir çalışması var. Yani %30'u hiç hastaneye yatmadan ayaktan hallediliyor işlerini çoğu. Çünkü orada yani bir değişik bir sistem var, değişik bir lojistik destek şeyleri var. Yani otellerden hastaneye shuttle var. Hastaneye geliyor hasta, kanını veriyor. Direkt hastaneye gidiyor. Hiçbir yani enfeksiyon riski yok öyle bir ortamda. Yani çok da başarılı. Yani ben de çok özeniyorum açıkçası ama... Ama tabii yani Türkiye'de bu çok mümkün değil. Yani hastaları kontrol etmek çok mümkün olmaz diye düşünüyorum. Evet, yani hani alt alta 10 tane hastanede yapılan prosedür yazsan, hangisi bunun dışarıda da yapılır desem, hani en olmayacağı kök hücre nakli falan derim yani normalde. Ama demek ki bir şekilde olabiliyor. Tamam, teşekkür ederiz. Şimdilik Serkan'ın galiba... sorularına geçebiliriz belki. Başka izleyicilerimizden soru yoksa. Peki ben soruyu kesin mi yazayım? Yok Serkan, sen sözel olarak söyle. Zaten biliyor herkes. Sohbet ekranından bir dakika bekleyeceğiz. Ondan sonra sen o cevapları gözden geçirirsin. İlk doğru cevabı veren arkadaşımızı bize söyleyeceksin. Biz de ona hediyesini vereceğiz. Tamam, zor soru sorayım mı o zaman? Sor. Tamam, o zaman nasıl olsa kullanabiliyorlar interneti de. Donald Thomas'ın yayınladığı makalenin doyisi. Erkan, ödül olarak bir grubu falan vermiyoruz burada. Daha mütevazi hediyeler var. Onun için soruları da ona göre seçeriz, iyi olur. Yok, bence bulabilirler ama. Ben başka bir şey istiyorum. Oo, Sado arkadaşımız geldi bu arada. Hoş geldin Saadettin Hocam. Sercan Hocam, hoş geldiniz. Hemen özledin bizi değil mi Saadettin? Hemen özledin. Evet. Aslında daha erken katılacaktım da bugün kızımın doğum günü, bir pasta keselim dedik. O yüzden ancak yetişebildim. Nice yaşlar olsun. Değilleri. Evet. Doy numarasını ezbere hemen söyleyebilir miyim? Ben söyleyeyim ya. O zaman doy yoktu canım. Olmayabilir. Retrospektif olarak doy koymuyorlarsa doy yoktu. Doğru cevap. Gençlerden biri yazsın sen. Sana. Retrospektif de olsa doğru cevap. Serkan, bu soruyu saymadık. Sen başka soru sor. Çok şeye. Serkan, doyu var mı? Doyusu var. Başka sorayım. Yani doyu sonradan... Tamam, kabul ediyoruz hadi. Başka soru bu olmadı diyormuşuz. Peki, antiepileptik profilaksi gerektiren kök hücre naklinde kullandığın kemoterapi ajanları neler? Antiepileptik profilakti gerektiren? Evet, bam 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 geliyor ya, böyle. Güzel güzel. Evet, ilk doğru yanıta veriyoruz. İlk doğru yanıt. Serkan, hangisi? Sen kopya ver de şaşırmayayım.
Tabii ki şu anda kit servisinde çalışan Muharrem. Muharrem'i görüyorum. Evet Mine Hocam, Muharrem'e gidiyor o zaman. Muharrem Coşkun Pınar. BCNU, BCNU nedir arkadaşlar bu arada? BCNU. Karmuslik. Doğru canım. Peki. Basit kartı Nueri. Peki. Şimdi tabii çok artık tekrarda düşüyor olabiliriz ama bilemiyorum, Muharrem'e daha önce kitap vermiş miydik? Eğer hani aynı kitaptan vermediysek ona bir dahiliye ders kitabı verelim. Eğer ondan verdiysek daha önce değiştiririz. İki ciltlik dahiliye ders kitabımız. Muharrem'i tebrik ediyorum. O zaman eksiklerini gidersin oradan. BCNO böyle yazılmıyor. Açsın baksın nasıl yazıldığını. O zaman ikinci soruyu alabiliriz. Evet Serkan Hoca. İkinci soruyu da ben sorayım. Bir tane soru soracağız. İbrahim abi isterseniz bu arada üçüncü soru için de veya ikinci soru için de sizden de alabiliriz. Ben de düşüneyim. Esasında hazırlamamıştım ama ben de düşüneyim. İbrahim abi de o zaman üçüncüyü alalım. Bu arada paramedik de olabilir. Maç sonucunu falan da sorabilirsin. Yani o bir biri galiba. Evet. Erkan şeyi sorabilirsin. Şu en son bahsettiğin GCSF. Tamam. Bir şey kullanılıyor. Sen de kullanıyordun. Sonuna yetiştiğim için bir tek o kaldı. Abi sana hediye yok ya. Bence zorlama yani. O kanaldan sana hediye vermeyeceğiz. Mobilizasyon yetmezliğinde GCSF dışında kullandığımız ilacın etki mekanizması. Etki mekanizması. Evet. Geldi cevap. Yahya'dan geldi cevap. Evet. Yahya. 4 antagonisti. Evet. Nerede ben yakalayamadım. Evet. Bir yorum yapabilir miyim? Tabii. Yani, Sayın Hocam, İbrahim Hocam bir yorum yapabilir miyim tabii, Serkan'la buyurun. İlgili? Buyurun. Kesinlikle çok malin bir hoca olacak. Onu söyleyeyim. Evet ya, hakikaten bu platform böyle sorular görmedi yani. Yani vallahi sıkıntı yarattı yani. Ben burada terledim. Yani. Serkan'cığım biz bizeyiz. Akşam akşam eğleniyoruz yani. Abartmayalım. Trabzon yenseydi böyle olmayacaktı ama Trabzon yenemedi. Yanlışlıkla soru bana gelir diye kamerayı kapatıyorum ya. Evet, Yahya ya da Hacettepe fincanı verelim. Tamam. Yahya'yı da o zaman tebrik ediyoruz. Üçüncü soruyu İbrahim abi Allah rızası için. Peki. biraz yorumlu olacak Serkan hocam ama. Yaş, ileri yaş. Transplantasyon için tek başına bir kontraindikasyon oluşturur mu? Örneğin 65, 75, 85 yaşlar. 3 tane yaş söyledim. 65, 75, 85. Yaş tek başına transplantasyon için bir kontraindikasyon oluşturur mu? Yani bu yaşlardan hangisi oluşturur diye mi? Evet. Sorular. Veya oluşturur mu? Ha, yani cevap olarak oluşturmaz da diyebilirler ya da bu yaşlardan birini evet. Söyleyebilirler. Evet evet oluşturmaz da diyebilirler. Evet, bu sefer şıklı bir soru geldi. En azından bir cevap üretme olasılığımız var yani. Ben tabii şıkları öyle verdiğim için 85'ler ağırlıklı olarak çıkıyor. Oluşturmaz var. Hayır var. Oluşturmaz var. 85'ler var. Biraz daha bekleyebiliriz doğru cevabı bulamadıysak. Ağırlıklı olarak ya oluşturmaz hayırlar var ya da en büyük yaş seçilmiş. Dolayısıyla şunu da anlamış oluyoruz. Hani öyle sadece 65 yaşında, 75 yaşında diye bir kişiye transplantasyondan vazgeçmiyoruz. Bu kesin doğru. Esasında yaştan çok hastanın hani fonksiyonel statüsüne bakmak daha uygun benim bildiğim kadarıyla. Ama tabii son sözü Serkan Hocam söyleyecek. Ne diyorsun Serkan Hocam? Hocam zor soru sordunuz ama. Zor tabii zor. Ama Ömer zorladı. Yok yok Serkan yani çıtayı çok şeyden başlatınca Serkan'cığım
Bak böyle oluyor işte ondan sonra. Yaş bir kontraindikasyon değil. Yani yaşla hiçbir şeyimiz yok. Dolayısıyla hayır diyen onurbaş kazanmış oluyor. Ama ben 80 yani 82 yaşında gördüm nakil yapılan. Onun üstünde görmedim ama bu bir kontraindikasyon değil. Şimdi Saadettin şöyle bir şey yapabilir burada yani tarz olarak. Onur yaşta değil baştadır diyebilir miyiz hocam o zaman? Tabii ki. Ömerciğim beni çok iyi tanımışsın. Teşekkür ediyorum. Ben tutamadım. Süper. Onur'a da fizik muayene kitabı verelim o zaman. Onur'a da fizik muayene kitabı. Bu arada Nur'un bir sorusu vardı. Onu Serkan'ın sorularını sorarken atlamış olmayalım. Onu da ben sorayım isterseniz. Klinik pratikte nakil sonrası VOD ne kadar sıklıkta görülüyor acaba hocam? Hangi durumlarda şüphelenelim? VOD'u otolog nakil sonrası hemen hemen hiç görmüyoruz. VOD için bazı prediktif şeyler var. Örneğin hastalara busulfan verildiyse VOD sıklığı artıyor. Daha önceden hastalara hepatotoksik ilaç verildiyse VOD sıklığı artıyor. Daha çok alojenik nakilde gördüğümüz bir komplikasyon VOD. Hastalarda özellikle kilo alımı varsa, %2'nin üzerinde bir kilo alımı varsa, yani 2 kilo aldıysa hasta, VOD'dan şüphe etmek gerekiyor. Karaciğer fonksiyonları bozuluyor. Biraz zor bir süreç, yönetilmesi zor bir süreç. Defibrotit kullanılabilir tedavide. Zaten VOD olmasın diye de bir takım önlemler de alıyoruz. İşte ursofak, ursodeoksikolik asit verebiliyoruz hastalara. Ama gene de VOD gelişebiliyor. Daha çok alojenik nakilde. Yani çok da sık değil ama %2-3 diyebilirim. Gene alojenik nakilde görülebilir VOD. Enes bir doyu patlattı şu anda. Doyu geldi. O zaman Enes'e özel ödülü ben vereyim o zaman. Tamam o zaman sen Enes'e sonra görüş. Evet. Evet, başka soru, katkı var mı? Ben sorular içerisinde başka görmüyorum herhalde. Atlamadık bir şey. O zaman son sözleri alalım. Çok teşekkür ediyoruz hem Serkan'a hem İbrahim abiye. Çok hem içi dolu hem keyifli bir ders ve sohbet oldu. Katıldığınız için de.